Herkese merhaba arkadaşlar güncel video ile karşınızdayım bu video biliyorum biraz geç geldi dün video atamadım maalesef kendi yoğunluğumdan dolayı ama bugün sizlerin karşısındayım ve söz verdiğim gibi Seekwear ile ilgili video çekmeye devam ediyorum Bakalım söylediğimiz şeyler oldu mu arkadaşlar? Bakalım benim önerilerimi, benim söylediklerimi dikkate alan arkadaşlar kara mı geçti, zarara mı geçti? Bir inceleyelim ve bundan sonrası için de bir yol planı hazırlayalım. Zaten önemli olan arkadaşlar şu ana kadar olanlar değil, şu andan sonra gerçekleşmesi gerekenler. Bunlardan bahsedeceğiz, gelişmeleri konuşacağız arkadaşlar hep birlikte. Hızlıca başlayalım isterseniz. Ama tabii ki sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Bunlar benim için önemli. Benim destek ve motivasyon kaynaklarım bunlar arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle şu anda SQ ver baktığımızda 4 saatlik grafik üzerinde gerilediği konumlar 26 sent 25 sentler seviyesine kadar geriledi. Bakın buralarda fitil attı ve şunu da uzatalım artık. Şuradaki e, iki kanal aralığında gördüğünüz şu e, yükselen trendleri görüyorsunuz ilkini kırdı geldi ikinci destek noktasını kırdı altına fitil attı ve şu anda da kapatmayı arkadaşlar yükselen trendin bakın alt kademedeki yükselen trendin üzerinde yaptı ve grafiği yakınlaştırdığımızda görüyoruz ki bizim destek noktamız olan 28 bandının da üzerinde yaptı ama güzel bir nokta mı kesinlikle hayır çok ciddi satış yediğini söylemem gerekiyor çok ciddi satışydı. Bunun temel nedenlerinden bahsedeceğim sizlere. Bildiğiniz üzere son günler yaklaştıkça gün aşırı video attım ve dün arsa satışı başladı. Arsa satışında çok da önemli bir gelişme yaşandı. Bundan da bahsedeceğim sizlere. Ama fiyat hareketleri şu an sizin daha çok ilginizi çekiyordur diye düşünüyorum. Şu anda yükselen trendin altındayız. Bakın şuradaki ikinci kademeli yükselen trend yani buradaki alt temaslı yükselen trende baktığımızda bunun alt kısmındayız. Ve bu yükselen trendinde altında olmamız bizim için sıkıntı. Destek noktamızın da altındayız. Bollinger bandının üzerinde tutunmaya çalışıyoruz şu anda. Tutunamadığımız takdirde bizim gerileceğimiz nokta neresidir diye soracak olursanız arkadaşlar bizim gerileceğimiz noktalar 22 cent civarlarıdır. Ama şimdi burada ne olacak? Piyasa ne gösterecek bizlere? Bunlar için küreselden ve kripto para piyasasının devlerinden yani Bitcoin, Ethereum gibi birimlerin şu anda yaptığı hareketlerden bahsetmesek olmaz. Ancak bu video Silk ile alakalı. Onlarla ilgili videoyu da bundan sonra çekip yükleyeceğim arkadaşlar. Kanalı takip edip bildirimleri açarsanız ondan da yararlanırsınız. Dediğim gibi şu an burada bizim yapmamız gereken hareket şu. Şuralarda eğer satış yapmadıysak ki ben size bir projenin Proje anlamında, yazılım anlamında ya da vizyon anlamında yaptığı bir geliştirmenin anlaşma demiyorum. Bakın anlaşma çok ayrı bir boyut. Yani bir kurumsalla anlaşma yaparlar, kurumsal iş için içine girer ya da yatırım alırlar. Bu farklı. Ancak projenin kendi içinde yaptığı bir geliştirme ya da e, kendi ağının yükseltilmesi gibi gibi. Buna fazla fazla örnekler verilebilir. Bunlarda yaşanan bir beklenti süreci var. Bu beklenti sürece fiyatı yukarı yönlü olarak hareket ettirebilir. Ancak arkadaşlar bu beklenti sürecinin arkasına geçtiğimizde ve bu beklenti sürecinin fiyatı yükselttiğini fark ettiğimizde şunu düşünün. Eğer gelen beklenti bu beklenti sürecindeki o toplanan hype'ı karşılamazsa fiyat aşağı yönlü düşmek zorundadır. Bunu yorumlarda çok net bir şekilde görüyordum. Sik ile ilgili çektiğim videolarda ki bu durumdan ilk ben bahsediyordum arkadaşlar. Farklı kanallarda belki benle aynı zamanda bahsedenler vardır. Ancak ben çok uzun süredir kanalda sik öncesinde de bu durumun farkındaydım ve bundan sizlere bahsediyordum. Beklenti satın alınır. Sonra beklenti gerçekleştirilmeyince eldeki mal satılır. Bakın beklentiyi satın alıp malı satıyorlar. Burada ikisi farklı gerçeklik. Burada da aynı senaryo yaşandı. Ki zaten projesi sağlam. Arkası sağlam. Ama gel gelelim. Olayın senaryosuna baktığımızda. Küreselin son durumuna baktığımızda yaşanması muhtemeldi ve yaşandı. Satış baskısıyla karşılaştı. Çünkü bu haber bir anda bakın bir anda patlayıp gitmesi için e, CQR'ın Türkiye temsilcisinin yaptığı canlı yayında da bu durumdan bahsediliyordu, katıldım, aktif olarak dinledim arkadaşlar. Çok fazla şikayet bölümü oldu. Ancak şunu da gördüm ki çok doğru noktalara da değindiler. Birincisi şu, eğer ki bugün, yani daha doğrusu dün, listelenme haberinde bir de kurumsalın işin içine girdiği olsaydı. Bu sefer ne olacaktı biliyor musunuz? Bu hype'ın karşılanması, bu beklentinin karşılanma olasılığı daha da artacaktı. Ve belki buradan bir fitil yukarı doğru başlatırsa, bakın bir fitil bunu yukarı doğru başlatsaydı siz elinizdekini daha zor satacaktınız. Ve bu zor satış ne anlama gelecekti? Bu zor satış şu anlama gelecekti. Daha fazla alıcı. Yani insanlar bakıyor ki Silk arsa satışı geldi. Ama bunun üzerine %10. Bakın örnek veriyorum çok küçük bir rakam kripto para piyasası için ama normalde güzel bir rakam. %10 yükseliş yaptı. 4 saat içinde %10 yükseldi ve kapanış geldi orada. 4 saatlik bir kapanış var. Mum kapanışlar var. İnsanlar ne diyecek? Bu haber olumlu ve bu haber hype'lanmadan, bu haber büyümeden, yayılmadan biz de giriş yapalım. Bu sefer ne olacak? Alım yükselecek, hacim yükselecek. Bunlar olunca da muhtemelen arkadaşlar, bakın muhtemelen şu olacaktı proje yükselmeye ve 45 bantlarını, 50 bantlarını kırmaya başlayacaktı. Ancak bu haber, kurumsal haberi henüz gelmediği için henüz o kadar etki edecek bir haber gelmediği için geriye doğru başladı fiyat hareketlenme ama bu projenin kötü olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle arkadaşlar. Şu an SEEKVR bu piyasada iyiye gitmekte olan ve konuşulan projeler arasında yani buradaki yaşadığı düşüş gayet normal. Yani şu an bu hype'ın karşılanmaması, insanların sadece projeyi bilmeden para amaçlı girmesi, farklı platformlarda farklı influencer mı denir artık ya da trader mı denir? Bunların arkadaşlar absürt fiyat söylentileri. Yani ben en fazla kullandığım arkadaşlar 1 dolar, 3 dolar. Hadi bu da benim yani 3 dolar kısmı hayalim oluyor artık. Yani bunu söylerken insanlar 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar çünkü ben görüyorum. Yorumlar kısmında 30 dolar olur. Hak ettiği fiyat 30 dolar. Neye göre diyorsun mesela? Tamam arzı sınırlı. E bunlar ben de biliyorum. Ama ben 30 dolar seviyesini söylemiyorum. Çünkü 30 dolarla bir matematik yaptığınızda piyasada geldiği konumu görebiliyorsunuz. Yani siz 30 dolarlık bir seek düşündüğünüzde arkadaşlar kusura bakmayın ama yani geldiği konum çok yukarıda. Yani bu projenin oraya oralara gelmesi zaman alır. Şimdi bunun devamını söyleyeceğim sizlere şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada Bu e, Destek noktası üzerinde tutunamadığı takdirde dediğim gibi şuraya hazırlıklı olun. Eğer uzun vade tutucusuysanız Şu anda Yapmanız gereken Budur Yani şuraya hazırlıklı olun ve kendiniz canınızı sıkmayın arkadaşlar 22'lere kadar gerileyebilir Buralara gelen bir mum görebilirsiniz Buna canınızı sıkmayın ama burada Buraya geriledikten sonra bitcoin tarafında bir gelişme yaşanır İşte o zaman farklı düşünmeniz gerekecek. Neden? Çünkü fiyat hareketi daha da altta gelecek. Nerelere gelecek? 19 cent seviyelerine gerilecek. Buralarda uzun vade tutucuları eğer nakit bölümünde parası kalmışsa yatırım yapmak için hepsini birden harcamamışsa orada tekrardan işin içine dahil olabilecekler. Güzel konumlardan güzel alımlar gerçekleştirebilecekler. Ve aslında CQR'ı şu anda e, beklentisiz yukarı atabilecek hareketler borsa listelenmeleri. Ve borsa listelenmeleri şu anda insanları tatmin edecek kadar büyük gelmeyebilir arkadaşlar. İnsanları tatmin edecek kadar e, fiyatı hype'landırmayabilir. Ama şunun da farkında olun. Borsa listelenmeli iyi kötü büyük ihtimalle arkadaşlar bir Binance gibi borsayla 60 centlerin üzerine çıkar. Ve son dönemlerde son birkaç ay içinde gördüğü zirveleri tekrar görebilir. Ha, herkesin beklentisi olan 1 dolar bandını görmesi o kadar kolay olmayacak. Çünkü çok hızlı girişler lazım. Çok hızlı 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 sürekli yukarı girişler. Ve satış baskısını geride bırakabilecek girişler. Hacim anlamında hacim grafiklerini inceledim arkadaşlar. Şu an hazırlamadım burada. O yüzden bir sonraki videoya kalsın bu. Hacim grafiklerinde zaten SeekVR'ın şuradaki dönemlere bakın. ya Fiyatı 65 sen ama hacmi arkadaşlar şu anki hacime göre çok düşük. Alış hacminden bahsediyorum. Çok düşük. Yani yarı yarıya hatta dörtte bir oranında üçte bir oranında düşük şuradaki hacimleri. Bakın şuranın geneli. Çünkü şu an ki kadar hype'lı değil. Silk herkes duymaya başladı. Bu olumlu bir şey. Emin olun olumlu bir şey. Şimdi Silk projesi anlamında değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Şöyle Silk'in kendi kanalına girelim. Kanalına girdiğimizde arkadaşlar göreceğimiz şeyler nedir? Bakın. Draper Üniversitesi. Siyivyer'da üniversite binası oluşturdu ve burada e, Meta dünyada bir üniversite binası açtı. Bakın bu neden önemli? Draper Üniversitesi'ne giriyoruz arkadaşlar. Draper Üniversitesi'nde ne görüyoruz? Bu arkadaşlar Elon Musk'ın destekçilerinden biri, e, Tim da büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. Bu adam aynı. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar, Tim Draper. Bu adam Elon Musk'ın sıkı destekçilerinden biri ve bu adam Siyivyer'la e, bir platform oluşturuyor. Üniversitesini meta evrene taşıyor. E bu olumlu bir şey. Emin olun olumlu bir şey. Zaten bu adamı tanıyanlar vardı. Twitter'da e, yurt dışı takip ediyorsanız. Farklı insanların görüşlerine önem veriyorsanız. Bu adamı da görmüşsünüz de illa karşınıza çıkmıştır. Benim de çıktı. Bu adam önemli. Bu adamın burada bir girişim yapması önemli. Çünkü farklı bir kit işin içine girmeye başlıyor. Yani Elon Musk söylemem çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bakın Elon Musk artık herkes kullanmaya başladı. Her projeyle adı geçiyor artık. Kripto Elon Musk'ın projesiymiş gibi oldu. Yani kripto konusu ya da işte blockchain sistemi onun projesiymiş gibi görmeye başladı. Bir proje ayıplanacaksa o adam bunun içinde olmak zorunda. Ama hayır arkadaşlar. Elon Musk'ın kitlesi ve Elon Musk'ın kitlesi dedim de e, onu takip edenler değil. Onun arkasındaki güçlü isimler yani altta doğru sıralandığında altta kalan onu fikirlerini destekleyen güçlü isimlerin desteklemesi benim için daha önemli. Şimdi burada şöyle durumlar var, şöyle senaryolar var. Bakın hacim anlamında vesaire günlük trade anlamında 24 saatlik işlem anlamında ver farkla öne geçiyor. Onun harici arsa satışlarında yapılan gerçeklik ve bu gerçekliğin giderek yukarı taşınması yani tamamen boş bir arsa satış olmadı. Şurada zaten birçok paylaşımı görüyorsunuz. Artık e, BNB whitelist gibi ve vesaire arkadaşlar bunlar önemli şeyler. BNB ile sürekli bir bağ içinde olmaya çalışıyorlar ki e, BNB'nin getirdiği avantajlarından da yararlansınlar. Ve şurada gördüğünüz bakın bir önemli haber daha. Bundan bahsedeceğim zaten sizlere. KuCoin artık SeekVR'da bir ofise sahip. Bu çok güzel bir şey. Emin olun çok güzel bir şey arkadaşlar. KuCoin ile bir ortaklıkları oldu. Bunun da e, duyurusunu yapacaktım Telegram kanalında arkadaşlar ama maalesef haberi hazırlayıp size paylaşmayı unutmuşum. Sonradan da tekrar paylaşımı yapmak istemedim. KuCoin de bizim önemli haberlerimizden biriydi. E, dün çok müsait olamadığım için paylaşımını yapamadım. Burada Seek evreninde e, arsa sahibi olanlardan biri de KuCoin oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha öncesinde de listelenmesi gelmişti. Çok güzel, ben çok hoşuma giden bir haber borsaların bu işin içinde olması ve borsaların bir projenin içine dahil olması gerçekten gurur verici bir şey projenin yaratıcıları için. Fiyat hareketi anlamında ilerleyen dönemlerde toparlanma marketi gelecektir. Ancak bu Bitcoin'den bağımsız olmayacaktır. Bitcoin ile ilgili de elimde veriler var arkadaşlar. Zincir analizleri var. Onları da sonraki videoda paylaşacağım. O videoyu izleyerek SeekVR hakkında karar alabilirsiniz. Dediğim gibi bu videodaki her şey size yardımcı olmak amacıyla sizlerle paylaşıldı. Tamamen kendi görüşlerim. Yatırım tavsiyesi içermez. Ben SeekVR'ın ekibinden değilim, projesinden değilim. Ben sadece grafikleri analiz ederim ve piyasayı değerlendiririm. Haberlerle projenin bağlantısını anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Ve bu videoda umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.